Malzeme sınıfları 3 ana grup altında inceleyebiliyoruz. Bu sınıflar metaller, seramikler ve polimerlerdir. Diyelim ki kola üretim fabrikasında çalışıyorsunuz. Eğer ürünün uzun süre taze ve lezzetli kalmasını istiyorsanız cam şişe kullanmalısınız. Eğer ürününüz uzun bir yolculuğa çıkacaksa ve ürün kaybını minimuma indirmek istiyorsanız metal kutuları tercih edersiniz. Üretim maliyeti sizin için bir dersse ve daha sonra farklı amaçlarda şişeleri kullanmayı hedefliyorsanız polimer malzemeler sizin seçiminiz olmalıdır. Tabii ki de metaller de farklı amaçlarda kullanılabilir, fakat maliyet göz önünde bulundurduğunda polimerler biraz daha avantajlı. Malzeme sınıflarının hepsinin ayrı bir önemi var. Konu metaller ise bu önem biraz daha artmakta. Metaller yüksek yoğunluğa, iyi bir dayanıma ve sünekliğe sahip. Ayrıca elektriği ve ısıyı iyi iletmeleri kullanım alanlarını şekillendirmiştir. Manyetik özellik de göstermektedirler. Bir diğer malzeme sınıfı seramiklerdir. Seramikler amorf yapıda olan malzemelerdir. Amorf malzemelere ilerleyen derslerde değineceğiz. Metallere göre yoğunlukları düşük olan seramiklerin erime sıcaklıkları metallere kıyasla yüksektir. Çoğu seramik ısıyı iletmediği gibi yalıtkan özellik göstermektedirler. Yüksek sertlik ve yüksek kimyasal dayanıklılığa sahiptirler. Seramiklere en iyi örnek camdır. Ana malzeme sınıflarının sonuncusu polimerlerdir. Uzun zincir moleküllerden oluşan düşük yoğunluk, düşük sertlik ve düşük dayanıma sahiptirler. Elastik özellikleri fazla olup elektriği ve ısıyı iyi iletmezler. Belki de en kötü özellikleri yüksek sıcaklıklara dayanmama olarak gösterilebilir. Son olarak biraz kompozitlere değinelim. Birbirine karışmayan iki veya daha fazla katının birleşimiyle oluşan katı malzemelere kompozit malzeme denir. Kompozit malzemeler onu oluşturan malzemelerin zayıf yönlerini hiç göstermeyen ya da az gösteren malzemelerdir. Kullanım alanına göre malzeme bilimci özelliklerini ve bileşenlerini değiştirebilir. Bu derste malzeme sınıflarının temel özelliklerine değindik. Bir sonraki derste malzemelerin temel taşı olan atom ve atom teorilerinden bahsedeceğiz. Ayrıca malzeme sınıflarının bu derste değinmediğimiz özelliklerine ilerleyen derslerde dile getireceğiz.